Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin büyükelçisi Osman Kavala'nın serbest bırakılması üzerinden skandal bir bildiri yayımladı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu ve istenmeyen adam ilan edeceğiz restinden 47 saat sonra 10 büyükelçi geri adım attı. Peki aradan geçen 47 saatte büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığı ile olan diplomasi trafiğinde neler yaşandı? Bu sorunun cevabı var sırada. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden 47 saat sonra 10 büyükelçi geri adım attı. Büyükelçilerin ortak açıklamasında Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağız mesajı verildi. Türkiye'nin nezaketini, tenisiyle davranma tarzını zaaf olarak görerek eski alışkanlıklarına yönelenler yaptıkları yanlışı kabul etmedikleri sürece hak ettikleri cevabı alacaklardır. Aradan geçen 47 saatte büyükelçilerle Dışişleri Bakanlığı arasında yoğun bir diplomatik trafik yaşandı. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra büyükelçiler peş peşe Dışişleri Bakanlığı'nı aradı. Erdoğan istenmeyen adam konusunda ciddi mi diye sordu. Bakanlıktan son derece ciddi yanıtı geldi. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler. Bunun üzerine büyükelçiler yanlış anlaşıldıklarını belirtti. Bu konuda bir düzeltme metni hazırlayarak bakanlığa gönderdi. Ancak Dışişleri Bakanlığı metni beğenmedi. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bakanlık, bu metin yanlışlığı ortadan kaldırmaz, sorunu çözmez yanıtını verdi. Sizin Viyana Sözleşmesi'ne bağlılığınızı ifade etmenizi istiyoruz dedi. Diplomatik trafik kabine toplantısının yapılacağı pazartesi gününe kadar devam etti. Kabine toplantısına saatler kala trafik iyice hızlandı. Dışişleri Bakanlığı ile en son Amerikan Büyükelçisi temasa geçti. Dışişleri Amerikan Büyükelçisi'ni açıklamanın kabine toplantısı bitene kadar yapılması konusunda uyardı. Kabine toplantısı başladıktan yaklaşık yarım saat sonra beklenen açıklama sosyal medya üzerinden geldi. Erdoğan'ın açıklamalarından 47 saat sonra büyükelçiler geri adım attı. Yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.